Değerli arkadaşlarım, Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Sizler için bir video hazırlayalım dedik. Umarım faydalı olur. Bizlere vermiş olduğunuz değerden dolayı bizleri onura ettiniz. Devam dikkat ediyorum. YouTube'da en üst noktalardayız. Google'da aratılanlar listesinde hep en önüne çıkmaya başladık. Bunların hepsi sizin sayenizde. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Bana şunu söylediniz, yani bunu yapmakla emeğe gerçekten saygı verdiğinizi, emeğe gerçekten değer verdiğinizi bana göstermiş oldunuz. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum hemen bu videonun başında. Arkadaşlar, bizi yeni takip edenler, görenler için YouTube kanalımıza abone olmak için abone ol butonuna tıklayarak abone olabilir. Kanalımıza direkt gidip bildirimleri açarsanız yeni video attığımızda size gelir. Zaten videolar konu anlatımlı olduğu için yararlı olacağını düşünüyorum. Bunun yanında Instagram adresimizden ehliyet.hocam yazarak bize ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Oradan da yine hem yeni videolarımızın geleceğini paylaşıyoruz, hem de bazen bilgilendirme paylaşıyorum, özellikle aşağıda paylaşım olaraktan. Umarım faydalı olur. Yine sorular sormak isterseniz, ben hani elimden geldiğinde dönmeye çalışıyorum. Bazen gece saat 3'te dönüyorum. Bu hoca hortladı mı demeyin, seviliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şekildeki trafik işareti neyi ifade eder demiş. Geçme yasağı sonunu, öndeki taşıtı geçilmesinin yasak olduğunu, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini, yük taşıtlarının öndeki aracı geçmelerinin yasak olduğunu. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Şimdi şöyle. Yük taşıtlarının geçmenin yasak olduğunu diye bir tabelamız olsaydı, şurada bir tane neyimiz olacaktı? Kamyonumuz olacaktı, değil mi arkadaşlar? Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdi demiş. O zaman nasıl olacak? Tabelamız tamamıyla siyah beyaz olacak. Ve ortasında şu şekilde bir çizgi olacak. Şu arabalar falan yok. Siyah beyaz bir tabela düşünün arkadaşlar. Şu kırmızı şerit siyah. Ortası beyaz. Şuradan bir tane çizgi. Zaten Google'a yazarsanız, Google amcaya. Biliyorsunuz artık her şeyi oraya yazıyoruz. hani A'dan Z'ye çocuğa nasıl eğitim verir? Bunu nasıl yapılır? Hepsini oraya yazıyoruz. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? A 100, B 110, C 120, D ise 130 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız ne diyor? Bizim için tabii önemli. A şıkkı olacak arkadaşlar. Otoyollarda otobüsler için azami hız saatte 100 kilometredir. Arkadaşlar, size kitabınızdan şuna bakmanızı tavsiye ediyorum. Bütün kitaplar aynıdır. Hani benim kitabımda var mıdır diye düşünmeyin. Sadece kapak değişik diyebilirim. Belki basım yılı değişiktir biraz da. Arkadaşlar, orada dikkat ederseniz, tamam mı? Bazı arkadaşlarım şaşırdığı için söylüyorum bunu. Otoyol ile, tamam mı, normal şehirler arası yolu karıştırıyorsunuz. Bunu karıştırmayın. Tamam, tekrar söylüyorum bak. Otoyol ile bölünmüş karayolunu, tamam mı, şehirler arası karayolunu, bunları karıştırmayın arkadaşlar. Otoyollarda olabildiğince hızlı gidilir. En üst limitleri konulur genelde. Otoyollar çünkü transit geçiş için ayrılmıştır. Buralara zaten ağır vasıtalar giremez. Mesela kim giremez ağır vasıtadan kastım? Mesela bir motosiklet giremez. Bir at arabası giremez. Bunlar çok yavaş seyreder çünkü. Ve burada nalları dikerler. Devam. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yol yüzeyi arızalıdır. Yolda tümsek vardır. Yolda yapım çalışması vardır. Yoldan yavaş geçilmesi gerekir. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız B şıkkı olacak. Yolda yapım çalışması vardır demek değildir bu işaret. Yolda yol yüzeyinin arızalı olduğunu bize gösterebilir. Yolda tümsek olduğunu gösterebilir. Yolda bilerek kasis konulduğunu bize gösterebilir. Yoldan yavaş geçilmesi gerektiğini bize bildirir. Ama arkadaşlar, yolda yapım çalışması olduğunu bize bildirmez.
Gelmez. Arkadaşlar galiba bu soruyu atladım. Hemen şuradan tekrardan devam ediyorum. Tabii siz bu arayı görmediniz. Hemen kesintiye gittim. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olaraktan kabul edilir diyor sorumuz. Siz de bu yasaya tabisiniz. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de A şıkkı olacak. 2 yıl boyunca siz aday sürücü olarak görüneceksiniz arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur demiş. Şıklarımızı vermiş arkadaşlar. A'dan başlıyor. B, C ve D'de levhalar bize vermiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Dur levhası. Ondan sonracığım ters şekilde bulunan yol ver levhası. Şu şekilde ters bir üçgen vardır. Yol ver levhası. Bu ikisi arkadaşlar tali yolda bulunur ve ana yola çıkacak olan tali yoldaki sürücülere dur mesela şu dur demek. Duracaksınız arkadaşlar bunu gördüğünüz zaman. Bak direksiyonda da aynı şekilde durmadan geçmeyin kalırsınız. Bu işareti gördüğünüz duracaksınız sağınıza solunuza bakıp tekrar hareket edeceksiniz. Yol ver işaretinde dikkatli biçimde yine bakmanız gerekiyor. Diğer levhalara baktığımız zaman bunlar da bir tali yol kavşağına yaklaştığını söylüyor ana yoldaki sürücüye. Diyor ki mesela A şıkkında sağdan ve soldan ana yolla tali yolların birleştiğini söylüyor arkadaşlar. B'de sadece sağdan birleştiğini söylüyor. C'de ise soldan birleştiğini bize söylüyor arkadaşlar. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir? A. Şoför, B. Sürücü, C. İşleten, D. Araç sahibi. Değerli arkadaşlar, normalde yayınladığımız soruları sürekli izleyen bir insansa hemen %90 ihtimalle burada sürücüye atladı ve bu soruyu yanlış yaptı. Ama bu soruda doğru cevabımız şoför. Yeni bir şey öğreneceğiz her soruda demiştik hatırlıyorsak ilk başlarımızda. Arkadaşlar her soru bize yeni bir şey öğretir. Şimdi ticari olarak tescil edilmiş ise tamam mı? Buna biz ne diyoruz? Şoför diyoruz. Eğer karayolunda bir motorlu su taşıdığı süren kişiye ne diyoruz? Yani şu ticari olarak tescil edilmiş lafzı cümlesi burada olmamış olsaydı sadece şu olsaydı soru. Karayolunda bir motorlu taşıdığı süren kişiye ne ad verilir deseydi doğru cevabımız ne olacaktı? Sürücü. Ama ticari olarak tescil edilmiş dediği anda bizim cevabımız şoför olacak. Çünkü meslek sahibi olmuş oluyor. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir diyor. Tünel yaklaşımı, sola mecburi yön, sola tehlikeli devamlı viraj, dönel kavşak yaklaşımı demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız tabii ki de ne olacak? D şıkkı olacak. Dönel kavşağa yaklaşıldığını bize bildiriyor. Demir yolu hemzemin geçidine yaklaşırken hangisinin yapılması yasaktır demiş. A. Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi. Bariyer kapalı ise durulması. Öndeki aracın geçilmesi. Hızın azaltılması demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Öndeki aracın geçilmesi olacak arkadaşlar. Bariyer açıksa tabii ki de ne yapacağız? Dikkatli biçimde geçeceğiz. Bariyer kapalı ise tabii duracağız. Hızın azaltılması demiş. Şimdi burada sıkıntı şurada başlıyor. Hangisi yasaktır diyor bize. Evet, hızı da azaltacağız. Çünkü D şıkkını neden anlamıyorum ama çok yanlış yapan var. Hızın azaltılmasını artık nasıl anlıyorlar? Ben anlayamıyorum. Anlam veremiyorum yani ona. Öndeki aracın geçilmesi olacak doğru cevabımız. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? A2, E, F, G şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız ne olacak? Hemen verelim. F şıkkı olacak. Şey, C şıkkı olacak. Kafa gidiyor iyice. Evet. Arkadaşlar niye F olacak dedik? F çünkü lastik tekerlekli traktördür. Biz B'yi aldığımız zaman F'yi de alırız. Başka neyi alırız? M'yi alırız.
Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönünde hareketi yasaktır? 1, 2, 3, 4 şıklarda verilmiş. Arkadaşlar belki her seferde anlatıyor, hoca manyak mı diyenler var içinizde. Hani devamlı izledikleri için beni. Ama ben videoya ilk defa gireceklermiş gibi anlatmaya çalışıyorum genelde. Değerli arkadaşlarım, böyle sorularda neye dikkat ediyoruz? Evet, bir tabelalarımıza, ok yönlerine değil mi? Bunlara dikkat ediyoruz. Araçlarımızın sinyallerine, işte ondan sonra hocam yoldaki çizgilere, bunlara dikkat ediyoruz. Araçların cinsine de dikkat edeceğiz tabii. Burada doğru cevabımız arkadaşlar 2 numaralı araç olacak. Neden? Burası ters yön olduğunu söylüyor. Buraya girilemez diyor. Ama 2 numaralı araç ne yapmış arkadaşlar? Bu tarafa doğru bir eğilim göstermiş. Eğer önünden de bir araç gelirse onun imam amcayla, mahalle imamıyla bir randevusu olabilir. Allah gecinden versin cümlemize. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içerisinde ödenirse %25 indirimden faydalanılır? A 15, B 25, C 20, D 30 demiş şıklarda. Arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı olacak. Yani 15 gün içerisinde öderseniz devlet amcamız, devlet babamız, devlet dayımız, işte devletimiz size lütufta bulunuyor ve bu vatandaş erkenden getirmiş parasını teslim etmiş. Aa kuzum, bu da senin harçlığın diyor ve %25'ini almıyor arkadaşlar. Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur demiş. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada, kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede, ilerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede, bisiklet yolundaki bisikletlerin taşıt yoluna girmelerini önlemede. Arkadaşlarım doğru cevabımız C şıkkı olacak. İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede korna kullanılabilir. Başka ne kullanılabilir? Arkadaşlar eğer gece ise korna bir işe yaramayabilir. Ne yapacaksınız? Selektör dediğimiz, hani yak söndür, uzunları yakıp kapatma dediğimiz hareketi yapabilirsiniz. Ama adamın gözüne doğru değil de böyle hani dönerken uzaktan adama hani karşıdan geldiğinizi bildirmek amaçlı. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Korna çalıp yayayı uyarması, geçiş hakkını yayaya vermesi, geçiş hakkını kendisinin kullanması ve bulunduğu şeridin sağına yaklaşması. Değerli arkadaşlarım doğru cevabımız B şıkkı olacak. Ne yapması lazım? Yayaya yol vermesi lazım. Burada korna çalıp uyarması veyahut da yayayı durdurması gibi bir şık varsa kesinlikle sorularda bu tür şıkları ne yapıyoruz? İlk etapta eliyoruz. Neden? Çünkü bu soruda o şıkkın doğru olma ihtimali yoktur arkadaşlar. Geçiş hakkını kendisinin kullanması demiş. Kullanamaz. Çünkü yaya yolunda yayalar daima artık nedir? Önceliklidir. He, şimdi gelelim ona. He diyorsa hoca kork. Şurada bir yaya levhası var. Yaya ışığı var. Diyor ki yaya için kırmızı yanıyor. Yaya için kırmızı yanıyor. Yeşil yanmıyor yani. Altta yeşil var. Yeşil yanmıyor. O zaman bu yayanın burada bulunduğunu gördük. Ne yapmamız lazım? Heh, o zaman işler değişiyor. Bu yaya hatalıdır o zaman. Neden? Çünkü arkadaşlar yaya ne olursa olsun kırmızı ışık varsa karşıda yola atlamışsa hatalıdır. Anlaştık. Unutmayın demek istediğimi. Ha hocam çiğnemeli miyiz? Hayır. Yine yaya ne yapacaksınız? Yol vereceksiniz. Ama yaya suçludur. Hani var ya, bu hangi filmdeydi ya, vardı. Affedersiniz, çok af dilerim, özür dilerim söylüyorum. Bir yerinde plakam var aslanım, kaçsana diyor ya hani. O sahne geldi aklımda orada adam bekleyince. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir? Yolun bakımsız olması, kaldırımların yetersiz olması, eski ve yetersiz araçların kullanılması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması. Değerli arkadaşlarım doğru cevabımız C şıkkı, eski ve yetersiz araçların kullanılması olacak. Şimdi
Çevre faktörü demiş değil mi bize? Yolun bakımsız olması çevreden kaynaklı mıdır? Evet, bizle alakalı değil. Kaldırımların yeter. Evet, çevre. Uyarı işaretleri, evet, çevre. Trafik ve çevre eğitimi diyoruz değil mi zaten? Çevrede biz neleri görüyoruz? Levhaları falan görüyoruz değil mi? Ama arkadaşlar, eski ve yetersiz bir aracı kullanmak bizim hatamızdır. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? Bisikletin yaya yolunda kullanabileceğini, pardon, yaya yolunu kullanabileceği aynı yere çıkıyor da, bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini, bisikletin geçebileceğini, bisikletin Doğru cevabımız ne? Doğru cevabımız C şıkkı, bisikletin geçebileceğini arkadaşlar bize ne yapıyor? Bildiriyor. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu bir uyarı levhasıdır. Sürücülere şunu diyor aslında. Kardeşim bak buradan gidiyorsun ama her an önüne çatlak bir bisikletle çıkabilir. Dikkat et diyor bize yani. Anlaştık mı? Bu yüzden konmuş. Yani yoksa bu yoldan bisikletli geçecek falan onun böyle bir şey yok. Demek istediği böyle bisikletlinin geçebileceği, önümüze çıkabileceğini söylüyor bize. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? Bağlantı yolunda seyrederken, tek yönlü yollarda duraklarken, tek yönlü yollarda park ederken, iki yönlü dar yolda geçiş kolaylığı sağlarken. Değerli arkadaşlarım, şimdi ben size bu doğru cevabımızı vereyim öncelikle. Doğru cevabımız A şıkkı, bağlantı yolu. Hemen şöyle, ha, bağlantı yolu. Şu levhayı kaldırayım şöyle, ha. Arkadaşlar bağlantı yolunda şu şekilde ayrılır mesela. Şuradan şuraya, aşağıda viyadük diyelim ki burası, yukarıda bu yol. Aşağıdan yol bağlanır. Şöyle diyelim ki bu yolda bölünmüş yol. Bu tarafa da şöyle bir yol bağlanır arkadaşlar. Hani bir taraf çıkış, bir taraf giriş şeklinde düşünün. Giriş yolu biraz bakın dikkat ettiniz mi? Virajlı bağlantı yolları. Eğer siz şurada durarsanız ve geri giderseniz arkadan gelen araç sizi hiç fark edemez arkadaşlar. Hani yanlış anlamayın ama yani öyle durumda an adam çünkü hiçbir şey beklemiyor. Bağlantı yolunda ne yapmak istiyor? Hemen şu yola bağlanıvereyim. Psikolojik olarak da biraz şey var. Amcamızın biri size çat diye ne yapabilir? Geçirebilir geri giderken ve bu durumda arkadaşlar neymiş? Suçlu olan kimmiş? Yasaktır dediğine göre geri giden araç suçludur. Gelelim aksine. Heh. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile iş makinesinin karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Arkadaşlar biz bunu hani var ya şu çok güzel hareketlerde bunlar mıydı neydi hangisindeydi? Biz bunu şişeyle anlattık arkadaşlar. Biz bunu bardakla anlattık. Biz bunu leğenle anlattık. Masayla anlattık. Terlikle anlattık. Hangisine yol vermelidir? İş makinesi otomobile. Otomobil iş makinesine. Şeridi daralmış olan diğerine, dingil ağırlığı az olan diğerine demiş. Peki doğru cevabımız ne diyor? Doğru cevabımız iş makinesi otomobile. Arkadaşlar şöyle mantığınızda kodlayabilirsiniz. Hani tabii ezbere bilmeniz daha şey, ezbereden kastım bu bilgiyi kitabınızdan bakıp sindirmeniz daha doğru. Ama ben size şöyle bir mantık söyleyeyim. Hantal olan araçların hantal olmayanlara yol verdiği gibi şeklinde aklında tutarsan belki biraz daha kolay. Mesela otomobil çok böyle kıvrak değil mi? Ama iş makinesi nasıl? Biraz daha hantal kalıyor. Ha, o zaman o ona verecek. Kamyonla otomobil karşılaştı. Hangisi verecek? Ha, o zaman kamyon yol verecek gibisinden şey yapabilirsiniz eğimsiz yol için. Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık 2,5 metreden fazla ise bağlantının orta kısmına hangisi asılmalıdır aşağıdakilerden demiş. A. Beyaz bayrak. Sarı yansıtıcı 20'ye 20'ye batında sarı bez. Kırmızı yansıtıcı 20'ye 20'ye batında kırmızı bez. Yeşil yansıtıcı veya 20'ye 20'ye batında yeşil bez demiş. Değerli arkadaşlarım, burada birçok insan beyaza atlıyor, tamam mı? Nasıl bir atlamaysa artık. Bir gün hani atlarken uçurumdan uçacaksınız. Doğru cevabımız C şıkkı. Gündüzse arkadaşlar kırmızı bir yansıtıcı koymaya çalışacağız veyahut da kırmızı bez koyacağız. Gece ise ne yapabiliriz? Beyaz bir bayrak koyabilirsiniz. Yani böyle bir durumda gece seyahati önermiyoruz. Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin
Kanun aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu bilemeyen arkadaşlar bacağından böyle tek kolumla tutacağım. Böyle balkondan aşağı böyle silkeleyeceğim. Yani silkeleyebildiğim kadar. A. Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu. Evet, doğru cevabımızı birçoğunuz D şık yaptınız. Buna %70 ile eminim. Şimdi altına yazacaksınız. Hayır hocam, ben yapmadım. Ben yapmadım. Hepiniz böyle yazacaksınız. Ben eminim ama hani emin de konuşmayayım şimdi. Müneccim miyim ben? Arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı. Benim arkadaşlarımın şöyle bir hastalığı var. Kanun diyorsa böyle var ya afilli bir ismi olacak. Bilmem ne sayılı olacak mesela. Arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkıdır. Zaten karayollarında demiş bakın başında da. Karayollarındaki bir şeye çevre kanunu neye yol açar? Çevre kanunu ne der? Mesela burada der işte uçurtma uçurmayın. Başka ne diyebilir? Duman çıkarmayın fazla. Bu şekilde konuşabilir. Ama can ve mal güvenliği yönünden diyorsa ve düzeni sağlamak istiyorsa biz karayollarındaki düzeni kim sağlıyor arkadaşlar karayollarındaki? Tabii ki de Karayolları Genel Müdürlüğü değil mi? O zaman yasayı da bununla ilgili olmalı değil mi? Çevreyle ilgili olmamalı. Böyle mantık yürütebilirsiniz diye size böyle hafiften çerezlemesine bir şeyler söylüyorum. Evet. Zorunlu haller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlara araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir? 5, 10, 15, 20 diye arkadaşlar şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Şimdi arkadaşlar asgari demek yani en az hız demektir. Bir aracı arkadaşlar karayollarında gidecekse en aşağı 15'in altında düşmemelidir şehirler arası yollarda. Çünkü düşerse zaten orası hızlı işliyor yine. Hani otoyollar kadar hızlı olmasa da hızlı işliyor sonuçta. Ne olacaktır? Kazaya sebebiyet verebilir. Diğer sürücülerin afallamasına sebebiyet verir. Bir at arabasını düşünün arkadaşlar. Yolun ortasından gidiyor. Saatte 15 km'ye. Siz de gidiyorsunuz arkadan 150 km ile. Ondan sonra bir neyse oradan ötesini konuşmayalım. Pamuklu yollar diyoruz biliyorsunuz biz bu işlere. Devam ediyorum. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? Tarım traktörü, otobüs, iş makinesi, at arabası şıklarda verilmiş. Değerli arkadaşlarım doğru cevabımız B şıkkı otobüs olacak. Bunların içindeki en yetkili araç otobüs olacaktır diyelim. Sırasıyla bakmak gerekirse hani arkadaşlar otobüsten sonra traktör geçebilir. Daha sonra iş makinesi geçecektir. At arabası en son geçecektir. Dönüş yaptığı için değil arkadaşlar at arabasının son geçmesinin sebebi. Yani dönüş yaptığı için de var tabii de. Ama asıl sebebi at arabası devamlı son geçecek çünkü motorlu araç değildir. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli işgal etmeleri yasaktır demiş. Evet, şıklarımız verilmiş. Şıkları okumakla uğraşmak istemiyorum. Çünkü hani mecburen artık buraya bakacaksınız. Bu sorunun üzerinden gideceksiniz arkadaşlar. Burada bu şeride baktığımız zaman bu şeritte sol şerit hangisi arkadaşlar? Bu şerit değil mi? O zaman burada 2. O zaman şuraya 2'yi yazalım. Daha sonra burada sol taraf hangisi? 3 numaralı araç. O zaman 3'ü de yazalım. 2 ve 3 hangisinde var? C şıkkında var. O zaman doğru cevabımız C şıkkı. Bilmeyenler için arkadaşlar sol şeridi sürekli olarak işgal etmek yasaktır. Sol şerit sürekli olarak işgal edilmez. Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır demiş. Doğru cevabımız ne diyor? Doğru cevabımız 5 metre diyor arkadaşlar. 5 metrelik bir mesafe olması gerekir diyelim. Frenleri sağlam değilse arkadaşlar zaten aradaki bağlantı nasıl olmalıdır? 2 metre olmalı ve hani 2 metren fazla olmayacak. Bir de asıl önemli tarafı aradaki bağlantı bükülebilir olmayacak. Bir iple vesaireyle çekmeyeceksiniz yani. Anlaştık mı? Bükülmeyen bir demir olacak ortada ki arkadaki araç sana fren tutmadığı için bastırdığı zaman senin hani şey yapmasın. Bükülüp arkadan bir de sana vurmasın. Bukulup, bükülüp, burkulmak. İşte diz sürüşmesinin zararları.
Araçların durma ve duraklama halleri dışında genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? Park etme, işaretleme, trafik kazası, trafikten men demiş. Arkadaşlar bu soruyu bilemeyeni ne yapıyorlar? Dövüyorlar. Evet. Haşim ve gaddar biçimde. Doğru cevabımız A şıkkı. Burada küçük bir açıklamaya gitmek istiyorum. Durmayla duraklama çok birbirine karıştırılır. İkisinin ne olduğunu bir türlü bizim halkımız idrak eyleyemez. Bunlardan biri de bendim. Evet, durma dediğimiz şey arkadaşlar, polis olur, kırmızı ışık olur, bunların herhangi biriyle sizin durdurulmanız zorunlu olaraktan, zorunlu olarak sizin durdurulmanız durmadır. Mesela, soru da geldi. Önce duraklamayı da açıklayayım da ondan sonra. Duraklama nedir? Sizin kendi iradenizle yolcu indirip bindirmek için, canınız sıkıldı sigara içmek için, canınız sıkıldı su içmek için, yahu canınız sıkıldı uyumak istediniz, yolun kenarında durdunuz. Bu duraklamadır. Anlaştık? Heh. Şimdi soruda şöyle bir şey gelebilir arkadaşlar. Geçen videoda olsa gerek gelmişti. Çok da soru geldi, tepki geldi. Adam tabii iş adam diyorum, kusura bakmayın. Yani adam Adem'den gelir. O yüzden yani hem bayanla adam diyebilirim, hem erkeğe adam diyebilirim. Bayan demek bu arada yasak. Yani söylememem gerektiğini söyledi editörümüz. Ama bayan han diye bizim bir şeyimiz var yani tarihe baktığımız zaman. Bu arada sosyal bilgiler öğretmenliği ile de ilgilendiğim için her türlü şey var bende. Allah ne verdiyse okumuşuz. Evet, konuya geleyim. Arkadaşlar demiş ki soruda, yangın musluklarına kaç metre mesafede aşağıdakilerden hangisini yapmak, 5 metre mesafede aşağıdakilerden hangisini yapmak yasaktır demiş. Benim kardeşim iki şık arasında kalmış. Durma ile duraklama arasında. Adam diyor ki ya duraklama yapsam da suç. Durma yapsam da suç. Sonuçta 5 metre mesafede orada durmamam lazım benim. Değerli arkadaşım, durma ile duraklama arasındaki farkı bilmezsen bu soruda bocalarsın. Ama dersen ki benim anlattığımı biliyorsan, mesela durmanın zorunlu olaraktan olduğunu biliyorsan direkt şunu diyebilirsin. Ya kardeşim ben yanımın musluğunun etrafında duruyorum ama beni kim durdurdu? Polis durdurdu. Mecburen duruyorum ben. O zaman bu suç değildir diyeceksin ve duraklamayı orada tak diye işaretleyeceksin. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Seviliyorsunuz. Şekildeki trafik işaretini görünce ne yapmalıdır? Hız sabit tutulur. Hız arttırılır, sola sinyal verilir. Hız arttırılır, sağa sinyal verilir. Hız arttırılır, geçme yasağına uyulur. Tabii siz bilmiyorsunuz. Benim öğrencim var bir tane. Kutsal insan her zaman sinyal verileri işaretliyor. İsmini zikretmeyeceğim. Burada o kendini biliyor. Şimdi söylersem rencide etmiş olurum. Kimseye de böyle bir şeyi yapmaya hakkım yok. Ama seviyorum hani böyle unutmaması için böyle bir şok şarttır, tamam mı insana? Babanızdan yediğiniz tokadı unutmuyorsunuz mesela, değil mi? Keşke bir tane daha atsa diyorsunuz şimdi. Bu da aynı şekilde öyle bir şey. Ben şimdi buna dedim ya, o kesinlikle unutmayacak bunu. Bundan sonra sinyal veriliyorsa bile vermeyecektir. Arkadaşlar, doğru cevabımız D şıkkı. Böyle işareti gördüğümüz zaman bu işaretin anlamı nedir? Öncelikle ondan başlayalım. Sağa doğru devamlı viraj olduğunu. Ama nasıl viraj? Tehlikeli viraj. Sağa tehlikeli devamlı viraj olduğunu gösterir bize. Biz bunu gördüğümüz zaman hızımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Azaltıyoruz ve sollama yasağı vardır zaten bunu gördüğünüz yerde. Sollama yasağına uyuyoruz. Sinyal arkadaşlar hiçbir dönüşte, dönüşten kastım, viraj dönerken sinyal verilmez. Tamam mı? Hani şöyle bir şey olabilir, istisna olabilir. Hani bu da kendi inisiyatifinizde diyelim ki çok ani, çok keskin bir viraj vardır. Mesela şöyle. Şöyle yol gidiyordur, tamam mı? Giderken bir anda şöyle olup şöyle dönüyordur diyelim ki. Şuraya geldiğiniz zaman bu sinyali yakabilirsin. Niye? Hani arkadakini uyarmak için. Ama koca arkadaşım sen de her yerde basarsan bu sinyale, bu da oyuncak değil, değil mi? Evet, daha fazla saçmalamamak için devam edeyim. Şimdi diyeceksin koca niye saçmalıyorsun? Vakit arkadaşlar, şimdi buraya kadar izlediyseniz artık beyniniz yanmaya başlamış demektir o yüzden. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Demiş.
Aşağıdakilerden hangisi derici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması, organdan dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi, kazazedenin bilinci yerinde ise yüzüstü pozisyonda yatırılması, sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi. Değerli arkadaşlarım, burada doğru cevabımız B şıkkı. Tabii siz bu videonun çekilme öncesini bilmediğiniz için derste arkadaşımla ders derken bir baktım Yasemin diye bir arkadaş vardı. Ders derken cevap A'yı gösteriyor arkadaşlar. Çocuk tabii şaşırdı. Hocam dedi, bu dedi enfeksiyonu engellemek için sıcak suyla yıkamamız mı gerekiyor dedi. Tabii ben bir güldüm. Sorudaymış yanlışlık. Doğru cevabımız, tabii burada şu anda doğru cevabı görüyorsunuz. Doğru cevabımız B olacak arkadaşlar. Kazazedenin eğer dışarı çıkmışsa organları, onlar içeriye sokmaya çalışmıyoruz. Sonra galbi yukarıya aşağı falan yanlış yerlere koyarsınız. Ellemiyoruz. Ne yapıyoruz? Nemli bir bezle örtüyoruz arkadaşlar. Allah cümlemizi böyle bir beladan korusun. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır? Solunum güçlüğü olanlarda, boyun omurlarında zarar olanlarda, hasar olanlarda, kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanmalarda, dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda. Arkadaşlar, şimdi bizim bu yöntemle amacımız şudur. Şu akciğerlerden gelen havayı, tamam mı, direkt olarak şöyle kolayca dışarıya çıkmasını, aynı zamanda içeriye ne yapmasını, girmesini sağlamaktır. Ama bazı durumlarda bunu yaptığımız zaman yarardan çok zarar görürüz. Nasıl? Örneğin arkadaşlar, boyun omuru hasarlı olan insanda. Eğer boyun omuru hasarlı olan bir insana biz bunu yaparsak omurlar daha ciddi zararlar görecek ve boyundan aşağısı felç halde arkadaşlar yaşamına devam edecektir. Emin olun o kişi yaşadığına pişman olacaktır. Allah'ım, hani yani çok kötü bir şey. Benim vardı böyle bir tane tanıdım. Tabii böyle bir sebepten dolayı değil de felç olmuş. Ya keşke ölsem diyor ya. Yalvarıyor adam ya o şekilde yani. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir? Arkadaş, hiç Burdur'dan kimse izlemiyor mu ya bunu? Bütün Ankara, İstanbul, Hakkari, Rize her yerden var. Tamam mı? 81 ilden neredeyse. Burdur'dan yok. Biliyorum birçoğunuz Burdur'da haritanın yerini bilmiyorsunuz ama haritada yerini bilmiyorsunuz Burdur'un, ama hani ben orada yaşıyorum. Üniversite öğrencilerine de buraya gelmeyi tavsiye ediyorum yani. Gelin ama bana küfür etmeyin geldikten sonra. Beğeneceksiniz. Şirin bir şehir. Köy gibi. Çok güzel. Evet. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir demiş. Sürücünün isteğine, mevsim ve yol durumuna, sürücü ve yolcuların sağlık durumuna, aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Şimdi burada takılanlar var. Nereye takılıyorlar? C şıkkına takılıyorlar. Hadi bunları zaten anladınız zaten direktmen. Arkadaşlar, sürücü ve yolcuların sağlık durumuna demiş. Hayır, buna bakmıyoruz. Biz neye bakıyoruz? Aracın tipine. Mesela araç BMW mi? Audi mi? Mesela Audi ise veyahut da yüksek modelin BMW ise adama dikkat edeceğiz. Çünkü zengindir o adam. Arkadaşlar, tabii ki de böyle değil. Nasıl olay? Aracın tipi, adam minibüs mü kullanıyor? Ondan soracağım, otomobil mi kullanıyor? Kamyon mu kullanıyor? Diyelim efendim, nasıl söylesem, otobüs mü kullanıyor büyük? Minibüs mü? Bunlara dikkat ediyoruz. Tip bu dediğimiz bu. Tamam mı? Geçen gün bir tanesi böyle diyor. Bir an böyle kendimi pencereden dışarıya fırlatıp biri beni alsın diyecektim yani, böyle atlayacaktım aşağıya. Bir de arkadaşlar, içinde bulunacak kişi. Mesela minibüste kişi sayısı fazla olduğuna göre ekipmanımız da bizim ne olmalı? Ona oranla fazla olmalı diyoruz. Evet. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir? Kalp krizi, kalp masajı, kalp spazmı, göğüs ağrısı demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Kalp masajı olacak.
Aşağıdakilerden hangisi kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir demiş. Göğüs kafesinin hareket etmemesi, kazazedenin bilinçli ve zorlanmadan konuşabilmesi, solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması, solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması. Arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı olacak. Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi solunumun yeterli olduğunu bize gösterir. Hangisi şok belirtilerindendir demiş. Deride kızarıklık olması, bilinç seviyesinin artması, vücut sıcaklığının artması, nabzın hızlı ve zayıf olması. Şok belirtisi arkadaşlar D şıkkıdır. Şimdi bizim aklımıza şu geliyor, tamam mı? Yani şok ne demek diyoruz? İşte kalbinden çıkan kanın vücuda yeterli olmaması durumu veyahut da işte beyne kan gitmemesi durumu diyoruz. Kafamızda bu şekilde kurduk. Evet, doğrudur. Ama diyor işte nabız hızlıysa diyor zaten gidiyordur diyor adam. Ama arkadaşlar unutmayın, kalp krizi geçiren insanda da aynıdır. Kalp krizi geçirdikten sonra insan farkına varmazsa bunun, kalp büyümeye gidecek ve göğüs kafesine sığmayacaktır ilerleyen süreçte. Yani zorlayacaktır illaki. İki adım oluyor zaten kalp krizi dediğimiz. Neyse, oraya çok girmeyeceğim. Arkadaşlar nabız hızlıdır ve zayıftır. Çünkü kalp amcamız ne yapmaya çalışıyor? Yetmeye çalışıyor. Ama yetemiyor. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç nefes alıp verir? Bu soruyu bir hayli zamandır sormuyorduk. Unutmuşsunuzdur eminim. A 5-10, B 12-20, C 15-30, D 35-40. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız 12 ile 20 nefes. Taş yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir? Kesikli yaralar, ezikli yaralar, delici yaralar, parçalı yaralar demiş. Yaralar yaralar. Ah ciğerimi yaralar. Gece gelme, gündüz gel. Nasıl bir şeydi, öyle bir şeydi. Evet, doğru cevabımız B şıkkı. Peki, B şıkkını şimdi açıklayalım. Arkadaşlar bir şey indiği zaman bize, taşsa bu, hücrelerimize indiği zaman şöyle küçük küçük hücre olduğunu düşünün, tamam mı? İndiği zaman bunu geriye doğru ne yapacaktır? Çökertecektir. Bu sırada buradaki şişkin olan hücreler ne olacak? Patlayacak. İşte arkadaşlar ezilmiş oluyor. İşte biz o zaman dediğimiz zaman doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Şimdi burada aklınıza taş hocam indiği zaman kan atmıyor mu? Kan atabilir. Kan atamaz demiyorum bak. Ama ne kesik yarasıdır bu, ne delik yarasıdır, ne de parçalı yaradır. Parçalı yara nasıl olur? Bir yere sürtünerek bir düşersin. Özellikle bisikletle. Of lan of. Mobilete taktık arkadaşlar küçükken bisikleti. Son gaz gidiyoruz. Bir düştüm var ya, şu kollarımın halini bir görecektiniz. Bir hafta eve gitmedim. Ha, ilk defa buradan söylüyorum. Annem babam izlemiyor ya, nasıl olsa geçiriyorum, buradan anlatıyorum. Kırık ve çıkık bölgesinde ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? Arkadaş havasında işliyorum arkadaşlar derste. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Ya böyle olunca sıkılmazsınız belki. Hareketsiz kalması sağlanır. Kuvvetli masaj yapılır. Sürekli buzluğu vurulur. Turnike uygulanır demiş. Arkadaşlar eğer kırık ve çıkığımız varsa doğru cevabımız A şıkkıdır. Arkadaşlar buz koyabilirsiniz. Evet, şişmemesi için, ama ovmazsınız, tamam mı? Onu söyleyeyim. Masaj, ovma gibi şeyler yok. Ama buz koyabilirsiniz şişliği azaltmak için. Kalp seviyesini yüksekte tutabilirsiniz yine şişliği azaltmak için. Ekstra bir durum söz konusu değilse. Aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur? Vermiş arkadaşlar bize şıklarımızı. İşte A şurası. Hep yazıyorum ama artık anlayın. A, B, C, D'yi vermiş. Doğru cevabımız nedir? A şıkkıdır. Nereden anladık arkadaşlar? Ekstra bu durum söz konusu değilse diyor ya. Niye diyor? İşte boyun omurları kırık değilse. Arkadaşlar baktığımız gibi evet, solunum yolu açılmış. Güzel olmuş. Burada nasıl? Gidiyoruz solunum yolu olarak. Hop. Köşeli bir yapı oluşturmuş.
Burada nasıl arkadaşlar? Gidecek. Şöyle bir yol oluşturmuş. Burada nasıl? Bu ne? Aynı. Ama A şıkkı en kolay olmuş. Yani nefes alabilmek için. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir demiş. Fazla durmak bile istemiyorum. Çünkü beni kurşunlatırsınız kendinizi. Instagram hesabımda da kemikleri paylaştım. Oradan bakın mutlaka buna da. Arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı. Hadi sizin için çizip şurada göstereyim. Nasıl çizeceğim ya? Ha, şöyle bir şey çizeyim. Bana benzedi bu arada. Ha. Yakışıklı oldu. Şöyle şu şekilde kulakları şöyle. Heh, ismini de neyse isim vermeyelim. Arkadaşlar omuzumuzda bu köprücük kemiği dediğimiz kemikler hemen şuralarda bulunuyor. Hani böyle biraz sıkınca kendinizi burada hani kas gösterisi yapmak isterken ki şurada çıkan kemikler var ya şöyle. Biz bu kemiklere köprücük kemiği deriz. Tamam mı? Ve omuzlardadır bu. Hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır demiş. Ağrı kesici ilaç, yara merhemi, üçgen sargı bezi, serum demiş. Arkadaşlar biz yara merhem bulunduracak tedavi değiliz değil mi? Tedavi uygulamayacağız. O zaman ilaç türünün hiçbirini biz zaten bulundurmayız. Ama doğru cevabımız nedir? C şıkkıdır. Üçgen sargı bezini biz bulundururuz. Soluk yoluna bebeklerde herhangi bir cisim kaçması halinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına bulunur. Yani hani belinden. Sert bir yere sırt üstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır. Sırt üstü yatırılıp ayakları yükseltilir. Şekerli su içirilir. Arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı. Yüz aşağı olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur. Hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması, kanama durması ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması, kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması, kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi. Arkadaşlar tabii ki de B şıkkıdır. Durmazsa ikinci bez ile basıncın arttırılması. Artık bu soruyu biliyorsunuz değil mi? Üzerine yaralı taşınan bir sedyenin taşıma yönü nasıl olmalıdır? Yaralının ayakları önde olacak şekilde. Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde. Yaralının yarasına göre değişir. Yaralının isteğine göre değişir. Siz de burada ne diyeceğinizi ben tahmin edebiliyorum. Hocam yaralının yarasına göre değişir dediniz. Değil mi? İsteğine bakmadınız zaten. Ona gideniniz yoktur umarım. Değil mi? Ama doğru cevabımız A şıkkı. Ayakları önde olacak şekilde. Benzinli motorlarda aşağıdakilerden hangisinin tıkanıkları arasında oluşan kıvılcımla, pardon, tıkanık değil tırnakları olacak, arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlamış olur. Buji, flaşör, dispiratör ve kontak anahtarı verilmiş. Doğru cevabımız B, A şıkkı olacak arkadaşlar. Bujinin tırnakları. Arkadaşlar tırnak dediği şey şurası bakın. Şunlar. Şunlara tırnak diyoruz biz. Tamam mı? İşte bu şurayla kıvılcım yapıyor arkadaşlar. Bakın şurada biraz daha şey. Nasıl oluyor diye sormayın arkadaşlar. Bildiğiniz çakmak gibi düşünün. Flaşör dediği şey bizim bu dörtlüleri falan yakmamız. Dispiratör dediğimiz 4 tane buji varsa aracımızda işte kaç silindir varsa o kadar da buji vardır aracımızda benzinli motorlarda. Her birinin başına sırasıyla ne yapıyor? Elektriği gönderiyor. Kontak anahtarı neydi? Kontak anahtarı da aracımızı bizim açıp kapatıyor işte. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? Su pompası, şanzıman dişleri, alternatör diyotları ve diferansiyel dişleri vermiş.
Arkadaşım bir tanesi diferansiyel dişlileri dedi. O anda ben bir havale geçirdim. Kalp krizi, böbreklerim döküldü. O an orada bir ne olmak istediğimi anlatamam. Diferansiyel dişlilerin demek yanlış arkadaşlar. Diferansiyel dişlileri bizim aracımızın arka şanzıman kısmında bulunuyor. Mesela şöyle düşünelim. Şöyle vites kutusu, şöyle vitesimiz. Arkaya doğru güçletti şaftımız. Şurada bir şeyimiz var. Şu tarafta teker. Şu tarafta teker. Ha, şuralara aks denir arkadaşlar. Şuna diferansiyel denir. Şuna şaft denir. Burası vites kutusu, diğer adı şanzımandır. Arkadaşlar burada herhangi bir aküyle alakalı elektriksel bir bağlam var mı? Yok. O zaman doğru cevabımız C şıkkıdır. Su pompası zaten olamaz. Şanzıman zaten bak adı üstünde. Dişlilerle akünün ne alakası olabilir arkadaşlar? Yani mantık yürütün biraz. Kurban olduklarım beni kendimi vurdurtmayın ya. Ama alternatör dediğimiz şey zaten elektrik üretiyor. Ters bağlanınca ne olmuş olacak? Çarpışma olmuş olacak arkadaşlar düşünün. Artının bağlandığı yere siz eksiği bağlarsanız ne olur? Bu ikisi kavga eder. Heh, öyle düşünün. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır? Arkadaşlar yakıtla alakalıysa direkt şeye bakın hani yakıt sistemine bakın. Sinyal ampulü yakıtla mı alakalı? Hayır. Çiz. Hava filtresi. Beklesin. Hız göstergesi. Çiz. Ah geriye ne kaldı? B ile D kaldı. Ha, yakıt göstergesinin bizim bakımı yani ya göstergeyi mesela her gün siliyorsun diyelim ki bakım için. Bir yararı var mı yakıtın azalıp çoğalması için? Yok değil mi? Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Görüntüde de gördüğünüz hava filtresinin değişmesi gerekiyor. Şekli değişebilir arkadaşlar bu arada. Bazısı böyle yatay şekilde mesela motosikletlerde yataydır. Ama burada böyle yuvarlak bir stili var. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? Motorun soğuk çalışmasına, motorun hararet yapmasına, fren hidroliğinin azalmasına, bijon somunlarının gevşemesine. Yine öğrencimin bir tanesinden hareketle konuşacağım. Beni yani nalları dikmeme sebep olacak böyle giderse. Bijon somunları dedi. Bijon. Bijon nedir arkadaşlar? Bijon arkadaşlar bizim aracımızın lastiklerini değiştirirken ki hani oradaki vidalar var ya onlara bijon denir. İşte o bijonların gevşemesi demek ki bununla alakası yok arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Eğer radyatör kapağı arızalıysa su kaçıracaktır. Su kaçtığına göre soğutma sistemi tam yapamayacak görevini ve ne olacak arkadaşlar? Aracımızda hararet yükselecektir. Basit bir soru. Yapamayanı dövüyorlar. Bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır demiş. Tabii ki de hepiniz bildiğiniz bilinmemezlik yapmadınız değil mi? Ürkek ceylanlarım. Evet, doğru cevabımız B şıkkı ikinci zaman olacak. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının motorda çalışmaya başladığında seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir demiş. Motor kaputunun açık kaldığını, motor yağ basıncının düştüğünü, motor soğutma suyu sisteminde arıza olduğunu, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya arıza olduğunu. Arkadaşlar birçoğu hidrolik yağ ile normal yağı karıştırıyor motor yağını. Bakın ikisi farklı şey. Hidrolik yağ dediğimiz şey bizim aracımızda veyahut da herhangi bir araçta basınçla alakalı sistemleri çalıştırmak için kullanılan yağdır. Örneğin direksiyon basınçla çalışır. Ve hidrolik yağ direksiyon yağı konulabilir. Başka ne var? İşte fren sistemi, hidrolik fren sistemi olabilir. Anlaştık. Bunlar kullanılabilir. Bak basınçla. Ama bizim motorumuzdaki yağ lambası tamam basınçla ilgilidir ama buradaki basınç şu demek yağ miktarının azalmasıdır. Ya o zaman doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır. Hareketin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Marş, şarj, ateşleme, kavrama. Doğru cevabımız D şıkkı kavrama olacak. Marş sistemi bizim motorumuza ilk hareketi verir. Bakın aracımıza ilk hareketi verir demiyorum. Motorumuza ilk hareketi verir. Yani motorun
dedi, çalıştırdı. Bitti. Başka hiçbir şey yapmıyor. Eğer basarsanız ucunda volan dişlisi vardır, onu yersiniz. Tamam mı? Marşı yaptık. Araç çalıştı, bıraktık kontağı. Kesinlikle ikinci marş yapmayın. Zaten var ya, babanızın yanında yaparsanız çak çakı verir iki tane. Şarj. Arkadaşlar, şarjla alakası yoktur bu işin. Alternatör sayesinde biz akümüzü ne yapıyoruz? Şarj ediyoruz. Ateşlemeye gelelim. Ateşleme de buji sayesinde oluyor. Gene alakası yok. Ama kavrama dediğimiz şey, hani sizin debriyaj pedalı dediğiniz şey var ya, onun diğer adı kavramadır. Yani debriyaj eşittir kavrama. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı hangisini devredeyken yanar demiş. Arka sis lambası, kısa hüzmeli farlar, uzun hüzmeli farlar ve sol sinyal lambaları şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı, uzun hüzmeli farlar olacak. Bunlar uzun. Kısalar nasıl olur? Bunlar şu beyaz şeyler, şu şekilde bakarsa kısa olur. Eğer bu şekilde bakarken bir de şöyle bir şey varsa, şu şekilde bir şey varsa o zaman sis lambalar olur. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca araç aşağıdaki parçalardan hangisi değişir demiş. Buji, manifold, karbüratör, teker, jantı. Değerli arkadaşlarım, araçtaki bazı parçalar vardır, kolayca değiştirilir. Bazıları da değiştirmek için, yani motorla alakalı parçalardır, böyle koca koca parçalardır. Bunlar da bayağı külfetlidir. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Hemen şuradan yürüyelim. Bunlar jantlarımız. Jantlar arkadaşlar, biz kolay kolay değiştirmeyiz, çatlama vesaire yapmadığı müddetçe. Şu bizim karbüratörümüzdür arkadaşlar. Bunu da değiştirmeyiz. Tamam mı? Hatta bunu değiştirirsen zaten bayağı da pahalıdır. Böyle bol bol su içmen gerekir, soğuk soğuk. Buji değiştirilir. Buji basit bir şeydir arkadaşlar. 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya bujiyi bulabilirsiniz. Şurada gördüğünüz arkadaşlar egzoz manifoldu ve biz buna emme manifoldu da diyoruz. Emme manifoldu, egzoz manifoldu. İki tane manifold var arkadaşlar. Biri emme manifoldu, bir tanesi de egzoz manifolddur. Hocam ne alaka? Emme manifoldu dediğimiz bizim aracımızda temiz havayı emerek hani 1 bölü 2 oranında karıştırıyor yakıtla ateşlemeye geliyor ya, ha o havayı sağlıyor emme. Yani dıştan hava emer. Egzoz manifoldu ise 4 silindirin 4'ünden de dumanı alıp dışarıya atar. Gelelim son sorumuza. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğunu gözlenir? Piston, kam mili, krank mili, silindir kapak contası. Evet, doğru cevabımızı şöyle verelim. D şıkkı olacak. Silindir kapak contası. Arkadaşlar, şu kapak contası dediğimiz şeydir. Tamam mı? Bu ne işe yarıyor? Metallerin arasından yağın sızarak su kanallarına gitmesine, su kanallarında suyun da yağ kanallarına, yani şu silindirlerin bulunmuş olduğu yerlere girmesini engelleyerek ne yapmış oluyor? Korumuş oluyor. Yani biraz plastiksi bir yapısı var. Gelelim şimdi krank miline. Krank mili dediğimiz şey şu var ya, şuradan başlıyor, bakın şu şekilde gidiyor. Buna krank mili denir. Şunlara piston denir. Tamam mı? Her birine. Bakın burada çalışma şeklini de vermiş. Aşağı yukarı yaparken bunlar çalışıyor. Piston demiş. Kam milini açıklayalım. Kam mili de arkadaşlar şu. Şu mil var ya şu. Şuna kam mili deniyor. İşte bu sibopların açılıp kapanmasını sağlıyor. Eğer bu kam milinin ucunda trigger gayışı vardı, trigger gayışını kırarsak bu siboplar eğilir, kırılır. Ondan sonra büyük masraflar açar. Piston dediğimiz şeyi de gördünüz zaten. Değerli arkadaşlarım, burada bitti. Benden bu kadar. Çalışırken hep söylüyorum. Yanlışlarınıza dikkat edin. Üzerinde durun. Bunun yanında işte mesela günde 3 saat çalışıyorsanız 1 saatinizi videoya, 1 saatinizi soru çözümüne, geriye kalan 1 saatte mutlaka yanlış soruların konusunu ve yanlış soruları tekrara ayırın diyorum sizlere. Başka da fazla konuşmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah yarın sabahleyin siz bunu saat 11'de, yani ayın 14'ü mü olmuş oluyor? Bugün ayın kaçı? 15'iymiş. Yarın 16'sında bu videoyu siz izliyor olacaksınız. Umarım beğenirsiniz. Bizi tekrardan değer verip seçtiğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Kendinize iyi bakın.